Çivatan bunlar. Evet abi, Çivatan. Güzel. Nereye gidiyor bunlar? İzmit'e gidecekler abi. Tamam. Korkut sen misin? Yanlış adamı çağırmış olamazsın değil mi? Korkut, sana karşı hiç iyi hisler beslemiyorum. Maalesef. Bazı bünyelerde böyle etkiler bıraktığım oluyor. Peki size ne yapmış olabilirim acaba? Burnunu lüzumsuz işlere sokmuş olabilir misin acaba? Mesela? Bizim arkadaşımızı tehdit etmişsin. Yok okul önlerinde sattırmam. Yok orada sattırmam. Yok araba çal ama bu işi yapma falan filan. Şu mesele şimdi anlaşıldı. Yalnız o bizim arkadaşımız dediğim benim çocukluk arkadaşım. Olabilir ama bizim de iş arkadaşımız. İş arkadaşınız. Hadi ya. Yani o torbacılık yaptığına göre siz de herhalde burada branda falan satıyorsunuz. Bak aslanım. Sabah giydim de temiz. Sen bana pis mi diyorsun lan? Sen bana lan mı diyorsun? Bak, seni burada karşıma alıp adam yerine koyuyorum. Yaptığın hatayı telafi etme şansı veriyorum. Belki özür dilersin diyorum. Bak, ben uyuşturucu satıcılarından özür dilemem. İlla öldürün beni diyorsun yani. Bayağı korkuttum anlaşılan. Ne diyor lan bu? Arıza lan bu. Gerçekten arıza. Alın lan bunu. Sakın kafasını atın bir yere. Demirci İbrahim sen misin? Ne oluyor lan? Hayırdır? Sen kimsin? Duyan yaşamaz çok fazla. Bey amcam, sen yanlış geldin galiba. Burası emekli kuyruğu değil ha. Bizde emeklilik olamıyor. Ödemeyi mermiyle yapıyorlar. Direkt. Oğlum mu bu? Bir dostum. Mesele nedir? İşimize taş koymaya kalkmış dostum. Lisenin önünde uyuşturucu satıyorlardı. Müsaade etmedim. Odur mesele. Bak Demirci. Bir kere söyleyeceğim, o yüzden iyi dinle. Bir, okul önlerinde asla uyuşturucu satma. İki, birinin kafasına silah dayıyorsan o tetiği çek. Anladın mı? Üç, sabretmeyi öğren. Öğrenmezsem ne olurmuş? Merak edenin mezar taşına yazdırılır. Hadi gidelim. Şu Meret'i de tutmasını bilenlerin eline verin. Ha bir de adamlara verin. Çocuklara değil. Bir adam bu ya. Tufan gibi geldi, esti gürledi. Postayı da koydu gidiyor. Kimmiş, kimin nesiymiş iyice bir öğrenin. Emri de olur abi. Farkında mısın? Başımıza iş aldık. Farkındayım da sen nereden? Bu defter burada kapanmaz. Bu işin peşini bırakmayacaklar. Biz güzel güzel konuşuyorduk. Sen geldin, kattın karıştırdın ortamı. Ya seni götürdüklerini görmeseydin ne yapacaktın? Cesetlerini tek başıma gömerdim.
Bu nereden çıktı oğlum? El yapımı. La havle. Katillerini arıyorum. Oğlun mu? Hüsteğmen Halim. Ben bilmiyorum. Çinmen, başka kim karıştıysa bu işe? Biz işi başkasından aldık. Kim? Silahları da ondan aldı. Ağlama lan, isim ver sadece. Demirci İbrahim diye bir adam. Emin misin? Demirci İbrahim mi? Evet. Onun adamlarından. İyi. Sen teröristlere silah mı veriyorsun? Diyelim ki veriyorum. Sana ne? O silahlarla askerimizi, polisimizi şehit ediyorlar. Diyelim ki ediyorlar. Bana ne? Bana ne mi? Evet, bana ne? Ben işimi yaparım, paramı alırım. Kim kimi vurmuş, bana ne? Benim derdim bu demirciyle. İsteyen şu an çekip gider, giderse canı bağışlanır. Ama yok, ısrarla silah doğrultacağız derseniz acımam, alırım canınızı. Bak Demirci, cenaze evinde niye helva dağıtılır sen bilir misin? Yo. Acıları biraz olsun hafiflesin, dinsin diye. Şimdi benim de bir acım var ama onu dindirebilecek bir helva yok. Ne yapacağız peki? Benim acımı tek bir şey, o da biraz hafifletir. Nedir? Senin kanın Demirci. Acımı o hafifletir. Beni öldüreceksin yani. Ulan bir etrafına bak, bir yer. Kaç kişiyiz? Hangi birimizi vuracaksın? Yanlış karar. Yanlış. Ne diyor lan bu herif? İntihar etmek için de ilginç bir yöntem yalnız. İntihar haramdır. İntikam helaldir. Sana kambersiz düğün yaparsan darılırım demiştim. İyi de bu düğün değil. Cenaze. Güzel. Onca tabutu tek başına kaldıramazsın. Ne diyorsunuz oğlum siz? Bu adamla derdin sadece benim meselem değil anlaşılan. Kim bu? Halim'in ölümünde payı var. Silahları bu vermiş. Ne diyorsun Efkar baba? Doğru mu bu? He, doğru. Ne olacak? İki mahalle serserisi gelmişsiniz. Benden hesap mı soruyorsun?
Sizi uyarmıştım beyler. Yine de Allah size rahmet etsin. Var git yolun oğlum. Boşu boşuna ocağınıza ateş düşmesin. Hadi naş. Efkar baba. Sanırım bana anlatacakların var. Ama önce halletmemiz gereken bir şey daha var. Kendin gör. Filer bir açılın. Korkut, hayırdır oğlum? Birisi Halim'i şehit eden adamlardan birini bulup leşini buraya atmış. Allah Allah. Yapmışsa ellerine sağlık be. Geversinler bunları. Aynen öyle. Az bile yapmışlar bunu. Bir şey gören duyan oldu mu aranızda? Hangi ara bırakıp gitmişler kimse görmemiş. Bunun devamı gelir. Bunun gibi soysuzların kökünü kazısınlar. Buranı bir görsem alnından öperim. Hak etmiş. Evet. Bunların yaşamaya hakkı yok. Hak etmiş, hak etmiş. Sonuna kadar iki. Şey görmedim yani. Vallahi memur bey ben geldiğimde zaten mahalleli toplanmıştı yani. Ben bir şey görmedim. Peki sen? Ben de görmedim. Mahallenin ortasında bir ceset bırakılıyor. Hiç kimse bunu görmüyor öyle mi? Görsek niye söylemeyelim memur bey? Memur bey, Hop beyefendi, ne yapıyorsunuz? Babam ulan o benim. Tamam, başın sağ olsun da burası da olay yeri. Başlatmayın lan olay yerinizden. Abi sakin ol, gel. Kim yaptı lan bunu? Kim yaptı? Sen bir şey gördün mü? Görmedik. Sen bir şey gördün mü? Hayır. Kim yaptı lan bunu? Nasıl kimse bir şey görmedi? Bana bakın. Allah'ıma kitabıma yakarım bu mahalleyi. Evlerinizi, iş yerlerinizi yakarım sizin. Size gün yüzü göstermem bakın. Abi polis, sakin ol. Bak polisler burada, başımıza iş alacağız. Susturun şunu. Tamam amirim, biz ilgileniyoruz. Sen? Sen bir şey mi gördün? Delikanlı, ben bir şey bilsem memur beylere anlatırım. Bir şey görmedin, duymadın da yani öyle mi? Yo, duydum. Ne duydun? Bu arkadaş terör örgütlerine silah satıyormuş gibi şeyler duydum. Yanlış duymuşsun. Benim babam iş adamı. Da, yanlış işlerin adamı. Bak delikanlı,
Buradaki insanlar bir şeyler görmüş olsa dahi sana bir şey söylemezler. Anladın mı? Abi. İster. Siz ikiniz. Sizinle görüşeceğiz. Gel, gel. Biz hep buradayız. Bekleriz. Allah rahmet eylesin. Münasipse. O ne demek lan? Ya Rabbi, ben cahil cahil konuşuyorum. Doğrusunu sen bilirsin demek. Yakacağım oğlum bu mahalleyi. Bugünü unutmayın, bugünü. Başınıza büyük ihale atmaz. Ya be. Cahil bir tipe benziyor. Düzeltiriz. Sen de havaya girdin hemen bakıyorum. Biz hep havadaydık da. Sen yeni fark ediyorsun efkar baba. Mahalleye bulaşmasa bari. Boş ver şimdi. Bana anlatacakların vardı, gel bir çay içelim. Hadi alın arkadaşlar, hadi. Kafam çok bulanık be Efkar baba. Niye? Ya öyle şeyler anlattın ki, sadece bunu bilmek bile çok büyük yük. Sen buncayı bununla nasıl yaşadın? Bu nasıl bir kader? Ulan biz kadere iman eden adamlarız. Kadere iman eden kederden emin olur. Eyvallah. Ne zaman anlatacaksın? Neyi? Ömer'e gerçekleri ne zaman söyleyeceksin? Orasını geç. Ha, bu duydukların ağzından çıktığı anda sır oldu. Mahallenin kızları da tatlıymış ha. Bayan, güzel bayan. Size diyorum hanımefendi. Hop. Pardon. Bakar mısınız? Ne var? Çok güzelsiniz. Tanışalım mı? Burada mı yaşıyorsunuz siz? Ne diyorsun ya? Çok güzelsiniz dedim. Ne dersiniz, tanışalım mı? Hop hop birader. Hayırdır? Mahallemizin kızına kaybolmuyor mu? Abla sen git. Ayıp başka yerde olur aslanım. Allah Allah. Sen bu mahallenin çocuğu musun? Evet. Ne olmuş? Sen bu sabahki olayla ilgili bir şey duydun mu? Duymadım ama vallahi yapan çok iyi yapmış ha. Sabahtan belli. 5 vakit dua ettim yapana. Öyle mi? Öyle. Var. Dua ediyorsun ha? Dua ediyorsun demek ha? Sabah akşam dua ediyorsun demek ha? Zeynep. Allah'ıma senin canını alırım. Abi. Duydun mu lan beni? Birileri geldi, Alper'in dövüyorlar. Koparırım senin o dilini. Allah'ıma kitabıma yeminim olsun senin canını alırım lan burada. Duydun mu lan beni? Duydun mu lan? Ulan yine mi sen? Abi. Allah Allah. İyi misin? İyiyim. Bana bak lan. Bir daha seni burada görmeyeyim. Sen misin lan bu mahallenin zaptiyesi? Benim. Ne olacak? Allah'ıma kitabıma seni burada delik deşik ederim. Etmeyen ne olsun? Bak üstüme geliyorsun, gelme! Ulan azıcık delikanlıysan şu tetiği çekersin. Hadi. Yavaş. Yavaş.
elinde tuttuğun tesbih değil. Ne oyuncak gibi sürekli elinde. Adamlarını da al, mahalleyi terk et hadi. Geleceğim, geleceğim. Yine geleceğim. Hep geleceğim. Gel, gel. Gel de gör ananın ruganterliğini. Seninle ayrıca hesaplaşacağız. Olur. Başınıza belayım oğlum. Hepinizin başına belayım. Başınıza belayım. Yavaştan yavaş. Daha yeni başlıyoruz. Tamam hadi. Siz de dağılın evlerinize. Sana bir şey yapacaklar diye çok korkma. Korkma güzelim, korkma. Bunlar ancak avlar, ısırmayı bilmezler. Hadi sen eve git, ben geleceğim. Tamam? Tamam. Abla, Zeynep size emanet. İhsan, Şefi'ye söyle yarın beni bulsun. Eyvallah abi. Aferin lan sana. Vücudun sopa kaldırıyormuş. Herhalde Efkar baba. Ufak tefek gördün. Karım üstüne sepeti mi sandın bizi? Aslansın aslan. Hadi git şu şişliklerine buz koy. İyi gelir. Eyvallah abi. Bu iyice dadandı buralara. Canımı sıktı. İnşallah mahalleliye bulaşmaz. İyi, indirelim. O ne demek? Bayağı kafasına sıkalım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Korkut? Biz Halim'in intikamı için sıktık çocuğun babasına. Öyle keyfe keder olacak şeyler değil bu işler. Efkar baba, onu bunu bilmem. Bir daha buraya gelirse ben bu herifi yakarım demiş olayım. Bu da hazır bekliyormuş ha. Hayırlısı bakalım. Kaşınıyor bu. Bunu benim için delik deşik edeceksiniz. Duydunuz mu lan? Mahallenin ortasına serinleşini. Tamamdır abi. Ondan kolay ne var? İbret olsun bütün mahalleye. Eyvallah. Kalk bakalım, kalk. Sabah oldu. Oh. Bütün gece düşünmüşsündür. Belki aklına bir şey gelmiştir. Konuşmayacağım mı? Söyle bakalım. Neyi bilmek istiyorsun? Konuşacağım. Anlat bakalım. Babamı kim öldürdü? Babanın kafasına ben sıktım. Dalga mı geçiyorsun lan? Yok. Bizim mahallede bir askeri şehit etti. Teröristler. Baban da bu kalleşlere silah temin etmiş. Ben de izlerini sürdüm. Sonra babanı buldum. Sonra kafasına sıktım. Sonra da cesedini mahalleye attım. Lan bak seni gebertirim. Tabii. Köpek gibi ağladı baban. Köpek gibi yalvardı. Ne olur sıkmayın, ne olur acıyın falan ama... ben acımadım. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Neyini anlamadım? Geberttim diyorum oğlum babana. Layığını da buldu. Cesedini de, leşini de mahalleye attım. Seni de geberteceğim. Mehmetçiği şehit eden kim varsa geberteceğim. Yardım eden kim varsa geberteceğim. Bu ülkeye düşmanlık eden kim varsa geberteceğim. Kökünüzü kurutana kadar hepinizi geberteceğim. Anladın mı beni? Duydun mu? Alo. Evet.
Tamam, ben patronu iletiyorum. Abi, bu sarışın denen herif seni çağırıyor. Sonra gideriz. Sıkayım mı abi? Sıksın mı sıkmasın mı? Adamın cevap bekliyor. Bir şey söyle. Çok acil gelsin diyor abi. Ellemeyin bunu. Kılına zarar gelmesin. Bunu ben öldüreceğim. Ama öyle kafasına sıkarak değil. Yalvarta yalvarta geberteceğim. Gazetelere manşet olacak. Öyle bir öldüreceğim ki. Üniversitelere tez konusu olacak. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Geleceğim, bekle. Hay hay. Yok abi. Oturuyor hala Malman. Bir sıkıntı yok. Tamam, biz buradayız. Asayiş Berkemal. Şişt. Bir baksanıza. Tuvalete gitmem lazım. Altına yap. Sen bana hatırlat da buradan çıkınca senin boynunu kıracağım. Unutturma ha. Benim boynumu mu kıracaksın sen? Ha? Nasıl olacak o? Anlat bakalım. Bak şöyle. Duyulmuştur. Hadi gidelim buradan. Bekleyelim. Necip gelecek, bekleyelim. Ayakta duracak halin yok. O sonra düşünülecek şey. Hadi. Bütün bu isimleri tek tek araştır, ne bulursan. Bu iş büyüyor Efkar. Bizim küçük işle bir ilgimiz olur mu? Sen bilirsin. Ama bunlar öyle mafyacılık oynayan zırzop tipler değiller. Sana sormadım. Sen bilirsin, ben diyeceğimi dedim. Akıl verme, bilgi ver. Eyvallah. Eyvallah.
ineceğim. Nereye iniyor? İki dakika Efkar Baba ile bir şey konuşacağım. İyi tamam, ben de geleyim. Sen nereye ya? Ben de bir Sacide Anne'yi uğrarım ya, iki dakika. Of. Tamam hadi gel gel. Başımın belası. İşte orada. Zeynep çekil. Tuzla eski mahalleye hemen bir ambulans gönderin. Çabuk fırın oraya. Hemen. Sakin ol güzelim. Sevmiş sadece. Ben şimdi elimin yanına mı gideceğim? Dur kızım, nereye gidiyorsun? Saçmalama. Zeynep, biliyor musun beni? Zeynep. Bak ben buradayım. Sakın gözlerini kapama. Ben buradayım. Efkar Baba burada. Ha abicim. He güzelim, sakın kapama gözlerini. Zeynep. Zeynep, ben buradayım Zeynep. Efkar Baba, gözünü seveyim, bir şey yap. Tamam oğlum, tamam, geliyor ambulans, çağırdım, sakin ol. Zeynep, Zeynep. Ne oluyor Efkar Baba? Sabret. Bende sabır kalmadı baba. Gerekirse takarım belime silahı, dalarım tek başıma aralarına. Gel buraya. Kim bunlar? Bir masa kuruluyor Korkut. Ve maalesef bu iş Halim'den de Zeynep'ten de büyük. Bir amaçları var. Bu ülkeyi karıştırmak ve terör devletinin kurulmasını sağlamak. Bunlar da taşar onları. Düşündüğüm şeyi mi yapıyoruz Efkar Baba? Hem giden canlarımızın intikamını alacağız, hem de bu kansızların devletimize zeval getirmesine mani olacağız. Allah'ına kurban be Efkar Baba. Allah'ına kurban. Bu yol artık bizim yolumuz Korkut. Ben hayatımda kimseyi yarı yolda bırakmadım. Sen yarı yolda inmek istersen o başka. Yolun yolumdur. Aslanım benim.
Abi ne olur yapma. Abi ne olur öldürme beni, ne olur yapma. Abi ne olur yapma. Ne olur yapma. Kalk. Bana işkence edenlerden biri sendin değil mi? Abi ne dedilerse onu yaptım. Ben de emir kuluyum. Kişisel bir şey değil bu. Anlıyorum. Anlıyorum. Artık kişisel. Bana bak lan. Eğer beni geçersen kapı orada. Çıkarsın gidersin. Oğlum düşmanlığın da bir raconu vardır. Biz eli kolu bağlı adama saldırmayız. Kalk ayağa. Korkut. Efkar baba. Bunlar da kendilerini adamdan sanıp dışarıda dolaşıyorlar. Teröristlerle işbirliği yapıp masum, savunmasız insanlara saldırıyorlar. Benim kardeşimi üzdüler baba. Benim kanımdan olanın kanını döktüler. Benim artık kimseye eyvallahım yok Efkar baba. Kalk. Bana bak lan. Necip'le ilgili her şeyi anlatacaksın bana. Nerede saklanır? Kimlerle iş tutar? Kime selam verir? Her şeyi anlatacaksın lan bana. Anlatacağım. Hayırdır birader? Birine mi baktın? Hürşit içeride mi? Evet. Kim soruyor? Alo. Necip neredesin lan sen? İşler seni bekliyor. Ne zaman geliyorsun? Abi, adam beni seni soruyor. Önemliymiş. Kimmiş? Efkar. Başımdan. Neyse gelsin. Arayacağım birazdan seni, bir işim çıktı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun, ne istiyorsun? Bir çay söyle. Çaycı mıyım ben? Necisin bilmiyorum. Bunlara mı güveniyorsun? Kimsin, ne istiyorsun? Adım Efkar, fırıncıyım. Necip'i arıyorum, arkadaşınmış. Demircinin oğlu Necip mi? Geçen kafasına sıktılar babasını. Doğru, doğru. Sıkanı da hala bulamadılar galiba. Ben sıktım. Şimdi onun kafasına sıkacağım. Yerini biliyorsan söyle, beni uğraştırma. Sen kendini ne sanıyorsun lan? Kimsin sen? Lan vururlar seni bak. Bunlar mı öldürecek? Ha? Ya da seni benden bunlar mı koruyacak? Benim evladımı öldürdüler lan. Evladımı. Evladı ölen bir adam ne yapar siz biliyor musunuz? He?
dünyayı ateşe verir. Ateşe! Kaç yangından çıktım? Kaç namlunun ucundan geçtim ben? Haberiniz var mı sizin? Çok! Çok! Beni vurdular, ölmedim ben Nurşet. Ölmedim. Sizin cehennem dediğiniz bize piknik yeri gibi gelir. Sizin ölüm dediğiniz şey bize bu saatten sonra düğün gibi gelir. Durdurma beni! Durdum. Sokun lan silahları yerine. Koyun! Sokun silahları. Belinize sokun. Çay söyle şimdi. Benimki demli olsun. Çay söyledin abimize. Demli olsun. Alo. Alo, Hurşit kardeş. Ben Efkar. Ne istiyorsun yine? Necip'in yerini söyleyecektin ya. Ya bilmiyorum dedim ya kardeşim, bilmiyorum. Bak vallahi bak seni bak bulup bak kafana sıkarım. Bir daha da beni arama. Efkar Bey, bu ne güzel sürpriz böyle. Otur şuraya. Yanlış anlaşılma oldu galiba. Ben sana ne dedim Hurşit? Herkese efkar sana Azrail olur kanını içerim demedim mi? Doğru dedin abi. Bak birader. Bizim fazla vaktimiz yok. Necip nerede? Saklanıyor abi. Ben sana ne yapıyor diye sormadım. Nerede diye sordum. Zekeriya köyde villada. Peki bu villanın bir sokağı numarası yok mu? Var abi. Zaten villa benim. Ama söylersem bırakacaksınız beni değil mi? Biz seni kaçırmadık ki bırakalım. Doğru. İçer sokak No 25. İyi. Masum savunması insanlara mı yetiyor ha? Kalleş herifler. Sende işimiz yok. Sen çekil yolunuz. Benimle işiniz yok. Öyle mi? Ulan siz benim kardeşime sıkan adamlar değil misiniz? Karşınızdayım işte. Oğlum ben sizin canınızın Azrail'iyim. Bırak alıp gitsinler Allah'ın belaları. Yok. Bunlar terörist sevici. Paralar terör örgütlerine gidecek değil mi? Yok öyle ama. Biz seni arıyorduk. Sen kendi ayağınla geldin. Necip abi buna çok sevinecek. Ah!
Allah razı olsun delikanlı. Bu pislikler benim peşim bırakmaz. Sen delikanlı bir gence benziyorsun. Bundan sonra beni sen koru. Bu paralar da sana helaldir. Eyvallah. Bunlar ne olacak peki? Var var. Onların da gideceği bir adres var. Çantayı Necip abine götüreceksin. Her şeyi de olduğu gibi anlatacaksın. Böyle gidersem abi beni öldürür. Bana bak lan. Eğer dediklerimi yapmazsan seni de o çantanın içine koyarım. Hadi naş naş. Necucuğum. Ne yaptın para işini? Halledebildin mi? Gönderdim bizim çocukları. Gelirler birazdan. Lan acımızdan bayındık lan. Kelle paçalar nerede? Haydi. Aha geldi bizim çocuk. Ne oldu lan? Çok mu hırpaladınız adamı? Sadece parayı alıp gelecektiniz. Aç bakayım aç. Kaç para yollamış? Kamil nerede lan? Necip, Necip. Daha önce söylediğim gibi. Kelleni alacağım Necip. Yeni başladım. Her gün birinize, bir gün hepinize. Sıra gelecek. Ne oluyor lan? Necip kardeşime yamuk yaparsın ha. Dayağı ye de gör gününü. Ah! İn aşağı. İn aşağı. Ne oluyor? Kimsiniz? İyi vur iyi. Karnına vur, karnına çalış. Parayı almayı unutmayın lan. Yine mi siz lan? Nereden çıktı lan şimdi? Oo. İyi geçirdi. İyi geçirdi yok. Lan oğlum mücadele arkadaşınız dayak yiyor. Yardım etsenize. Şimdi ne yapacaksın bakalım yalnız hovboy. Aha bu da gitti. Oh oh oh.
Akıllanmadınız mı lan hala? Ha? Lan oğlum kalksanıza lan. Bu nasıl mücadele ruhu? Bunun niyeti kötü. Şimdi zamanı mı lan bunu? Kadın, savaş meydanında strateji gereği geri çekilmek lazım değil mi? Paralar bende. Dua et adamlarını tek parça yolluyorum. Bir dahakine acımam. Neredesin lan? Adres ver bana. Film bitti artık. Buraya kadar de. Finito. Benim mekanım belli. Çakal. Mahalledeyim. Gelirsin. Paranı alabiliyorsan alırsın. Gidersin. Seni ben öldüreceğim oğlum. Bu sefer ben yapacağım. Yine tam zamanında yetiştin. Allah razı olsun. İyi misin? İyiyim, iyiyim. De. Bunlar beni peşin bırakmaz artık. Bundan sonra canım bana emanet. Eyvallah. O para senin hakkın. Ananın ak sütü gibi helal olsun. Dur, dur, dur! Efkar baba. Aslında şöyle karnıyarık, bir de yanında cacık olsa güzel olur. Oğlum var ya, büyük arızası. Ama bitti. Buraya kadarmış. Adam mısınız lan siz? He? Gidin lan mahalleden. Hadi. Geçmişler lan mahallemize sizin. He? Lan dışarı. Lan mahalleden. Ne yapsınız oğlum? Ha? Hayırdır? Adam mısın oğlum sen? He? Çekin tamam. Gidin lan buradan. Bir de silah atın.
Aslan ayağa kalktı mı çakalın hükmü biter anladın mı? Şimdi adamlarını topla mahalleyi terk et. Bir daha sizi buralarda gözümüz görmesin. Bu hesap daha kapanmadı. Binin lan arabara. Defolun gidin lan buradan. Defolun. Hadi bir daha gözün görmesin. Allah hepinizden razı olsun. Eli kaldığını senden öndük abi. Estağfurullah. Dayıcım, al bu çantayı. İçinde para var. İhtiyacı olan herkese dağıtın, işleri görürsün. Eyvallah yeğen. Allah razı olsun abim benim. Helal paradır ha. İçiniz rahat etsin. Eyvallah. Var ol abim. Var şimdi. Siz arabada kalın. Tamamdır Efkar abim. Ayık olun, tetikte olun. Merak etme abi. Bu ne birader? Bak Şefikçim kardeşim şimdi bunlar... Bak bunlar el bombası tamam mı? Ben ne olur ne olmaz diye yine ben hazırlıklı geldim. Ben silah kullanamıyorum biliyor musun kardeşim? Vallahi bak lazımsa ejderha gibi mühimmattıra. İki tane el bombası alıyorsun, birini ben veriyorum sana. La havle ve la kuvvete. Sen bilirsin kardeşim. Üzerinizi arayacağız. İyi. Verdik işte silahı dokunma. Bu ne? Cezaranın emaneti. Geri getirdik. Sen sakin ol yeter benden işaret bekle. Çıkarız buradan evelallah. Çıkamasak da canımız sağ olsun be Efkar baba. Hatırladın mı? Bu da Necip'le iş tutuyor. Ama gelecek gelecek. Ona da sıra gelecek. Gelecek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu işi sulh yoluyla çözmek güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum, bak misafirlerimiz geldi. Donat sofrayı. Etim özeldir ha. Daha önce böylesini yemediniz. Buyurun. Thank you.
Bana bakın. Benden haber bekliyorsunuz. Ben tamam dersem herifler çıkar çıkmaz delik deşik edeceksiniz, tamam mı? Pata 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 pata. Ne kadar mermi varsa yakın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Merak etme abi. Nasıl, beğendiniz mi? Ya yesenize. Vejeteryan falan mısınız yoksa? Rejim yapıyorlardır belki. Şu mesele hallolsun. Yeriz tabii. O zaman konuya yekten girelim. Şimdi bu iki gencin arasındaki düşmanlık Demirci'nin ölmesiyle başladı. Yanlış. Bu düşmanlık canımız dediğimiz, oğlumuz bildiğimiz Üsteğmen'imizin şehit edilmesiyle başladı. Babam mı sıktı askere? Sıkanlar silahı babandan aldı. Benim babam iş adamı. Ticaretini yapmış. Teröristler de almış, sıkmış, öldürmüş. Hayır yani, bunda büyütülecek ne var? Daha büyütmedik Necip. Daha şehidimiz için dünyayı başınıza yıkacağız. Daha bu işe bulaşan kim varsa ateşe vereceğiz. Daha yeni başladık Necip. Gençler. Gençler, sakin olun. Necip haklı. Babası satmış, bitmiş. Ama sizin Demirci'yi öldürmeniz biraz ağır olmuş. Cezera, biz canımız yandığı zaman sadece yakana bakmayız. Ekmeğini kim vermiş, çayını kim demlemiş... Arabasını kim kullanmış, parasını cebine kim koymuş, ona bakarız, faturayı toptan keseriz, anladın mı? Babamı öldürdün, ben de kardeşine sıktım. Hayır, yine merhamet ettim. Sakat bıraktım. Öldürebilirdim. Öldürmedim. Madem racondan konu açıldı, bu mekan benim. Yani buranın da bir raconu var. Edep adap biliriz, anladın mı? Tabii hakkaniyetli olana. Hak da benim burada, hukukta. Buraya geldiyseniz ya bana biat edeceksiniz ya da... Ya da buradan cesedimiz çıkar. Racon bilen adamı ayrı seviyorum. Necip, söz ver. Bir daha Korkut'a sıkmayacağım. Bir daha kardeşini sakat bırakmayacağım. Bak, silah satma konusunda söz veremem. Asker ölürse de ben karışmam. Gevşeme Necip.
Bu düşmanlığı bitireceğime söz veriyorum. Sıra sende Korkut. Söz veriyorum. Örgütlere silah satanlar, askerimize namlusunu uzatanlar, masumların kanını akıtanlar. Bedelini ödeyecekler. Söz veriyorum. Mahallemizde bize posta koymaya çalışanın mekanında nokta koyarız, anladın mı?